Hemen şunu bir ekleme yaparak ben başlamak istiyorum. Kalamadık değil, öyle bir kültürümüz yoktu. Bunu edecek bir kültürümüz yoktu ne yazık ki. İnşallah bunu oluşturduktan sonra artık yarı finaller, finaller belki madalyalar bizim için sıradan olmaya başlayacak. Ve izlenebilirliği, keyfi artacak. Ülkenin de keyfi yerine gelecek aslında. Evet, yakınım. Ama ben her zaman söylediğim gibi oraya bayrağımı temsil edeceğim. Onun için gideceğim. Ülkeme ve kulübüme yakışır bir sporcu çizgisi çizmek istiyorum. Çünkü bu bizim için çok önemli. Ailemin bana söylediği şey her zaman için doğru bir sporcu ol. Önce o, önce tabiri caizse insan ol. Ondan sonra başarı gelir. Çünkü başarıyı süsleyen aslında başarının temeli oradan geliyor. Ben önce ülkeme yakışır olmak istiyorum. Elimden gelen en iyi performansı orada sergileyeceğim. Bununla ilgili sonuna kadar söz verebilirim. Yarı finalde final hedefim var. İnşallah bunları da gerçekleştirirsek bu da ülkemizde ilk olacak. Bu da gelenek için, bizler için çok önemli. Çünkü bunların yapılabildiğini göstermek. Çünkü İlker abi de temin sordu hani emreler var, hani emreler gelmek istiyor gibi. Emreler gelmesin. Aliler, Veliler, Mehmetler gelsin ki farklı farklı değerlerimiz olsun bizim. Emre bazında gitmesin bu iş. Bu işi geliştirelim. Hani tek bir kişi olmasın, kültürümüz olsun dediğim gibi. Nice insanlar çıksın farklı farklı isimlerde. Yani birden fazla değerimiz olsun ki yani bir Naim olmasın, bir Emre olmasın. Bir ton sporcumuz olsun. Keşke bugün hani burada kuyruk olsa bu röportajlar için birçok sporcu olsa da biz bunları konuşsak. Gündemde sürekli bunlar olsa ki iyi şeyleri konuşsak. İnşallah bu kültürü yaratacağız ve sonra da yaşatacağız. Ben teşekkür ederim. Onları görmek tabii ki de benim vizyonum ve misyonum açısından çok önemli oldu. Hani ben hep idolüm yok, idol aldığım biri yok diyorum ama takip ettiğim ve zorlukların üstesinden nasıl geldiğine baktığım birçok insan var. Hani bunlar ünlü olur, ünsüz olur fark etmez. Her insandan bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Esas amacım bu. Sürekli yol kat etmeye çalışıyorum. Fiziksel ve mental anlamda. Onları görmek tabii ki de çok iyi oldu bana. Benim dediğim gibi vizyonumu genişletti. İnşallah onların da üstüne çıkacağız. Yani ben hani hep şu düşünce ne koyabiliriz üstüne? O arayış içerisindeyiz. İnşallah onların da üstüne koyup bizim de olimpik değerlerimiz olacak. Hani bir Emre değil, birçok olimpik değerimiz olacak. Ve ülkece daha ileriye gideceğiz. Yani artık gelişmekte olan değil de birinci sınıf dünya ülkeleri arasında gireceğiz. Çünkü buralarda başlıyor aslında o işte. Aslında temin söyledim. Sürekli gelişmeye çalışıyorum. Mental ve fiziksel anlamda sürekli büyümeye ve olgunlaşmaya çalışıyorum. Ağaç yaşken eğilir derler ya. Onu yani yaşamaya çalışıyorum. Sürekli bir gelişim içinde olmazsanız ezilir gidersiniz. Çünkü sürekli ivmeleniyor. Bütün yani dünyadaki her alan için geçerli bu. 2000 yılındaki teknolojiye bakın, şu anki teknolojiye bakın. Yani sporda böyle, bilim, sanat her alan böyle. O yüzden sürekli bir gelişim içinde olmaya çalışıyorum, büyümeye çalışıyorum. Ve hep farklı olmaya çalışıyorum. Fark yaratmak için farklı olmanız lazım. Sürekli şeyi söyledim. Aileler ve okulda yani etraf, çevre hep şunu yapıyor. Farklı olanı bastırmaya çalışıyor. Farklı gördüğün üstüne gidiyor ve zulmetmeye çalışıyor. Neden bilmiyorum. O konuda bir masterım yok ama o farklılığı bastırınca, törpüleyince farklı bir değer çıkaramıyoruz. Artık hep aynı şeylerimiz var. Farklı olmak için farklı olmak lazım. Çok basit aslında. Çok zorlamaya, kasmaya gerek yok. Farklılıkların üstüne giderek fark yaratırsınız. Fark yaratınca da farklı insanlarımız olacak. Farklı değerler olunca Türkiye coğrafi olarak da çok renkli bir ülke. Farklı olunca da çok renklerimiz olacak. Çok daha büyüyeceğiz, çok daha güçleneceğiz. Hep mesaja dönüyorum, değil mi? Yani sürekli büyümeye çalışıyorum, sırrım bu. İçim açıldı valla seni dinlerken, sizleri dinlerken. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, bu önemli. Emre'nin başarıları, birincilikleri, rekorları, Macaristan'da yaşadığı kaldığı 30 gün boyunca ilginizi çekti, sayfalarınıza taşıdınız. Televizyonlarda haber yapıldığını gördük. Bu evet Emre için iyi, Fenerbahçe için iyi ama Türkiye'deki yüzme sporu için çok iyi. İdoller peşlerinden küçükleri, gençleri sürüklerler. Fenerbahçe kadın voleybol takımı Acıbadem sponsorluğuyla Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olduktan sonra Türkiye'de kızların voleybol oynamasında bir patlama yaşandı.
Ve Türkiye'deki kadın voleybol ligi şu an dünyanın en iyi liglerinden biri. Onların tohumu hep Fenerbahçe'nin kadın voleybol takımının idol bir takım olarak görülmesi, başarıların sizler tarafından yansıtılması da. Şimdi benzer bir hikayeyi burada yaşıyoruz. Ben 15 dakikada dinliyorum. Bu kısa süre içinde de Emre ve ailesini tanıma fırsatım oldu, şansım oldu. Bugün de dinlerken içim açıldı, görüyorsunuz. Sadece bir başarılı sporcu değil, özgüveni yüksek, kendini geliştirmiş, çalışmış, inanmış, hedefleri olan disiplinli biri. Şimdi bu aslında azmin, inanmanın, çalışmanın, disiplinin bir neticesi. Hocamız çok anlatmadı ama Emre'nin ilk yılları hiç de iyi geçmedi. Hatta Türker Hoca Emre üzerinde ısrarla durduğu dönemde bir yarışmada 32 yüzücü arasında 32. oluyor. 31 mi? 31 mi? Abartmayın o zaman. Al işte senin Emren diyorlar. Ama inandı, bıkmadı, usanmadı, çalıştı. Mesela Emre'yi dün gece İzmir'e geçecekti havaalanından. Biz ona sürpriz yaptık. Annesini getirdik, karşıladık, beraber vakit geçirdik, basın toplantısı düzenledik. Ama Emre dün gece yemekte, ya ben bir an evvel gideyim ki en azından akşam bir idmanı sıkıştırayım gün bitmeden dedi. Yani o kadar da disiplinli. Burada annesine, babasına, babası burada değil Yılmaz Bey, böyle bir evlat yetiştirdikleri için hem ülkesine, hem milletine, hem kulübüne, hem etrafına hayırlı, uğurlu, faydalı bir evlat yetiştirdikleri için önü açık bir arkadaşımız. Yani ben olimpiyatlar, yaş 23-35'e kadar üstte en az 3-4 olimpiyat görür. Oradan hiç almadığımız başarıları bize getirirse. Yani burada gördüğünüz sporcumuz Emre, Türk yüzme tarihinin gelmiş geçmiş, şu ana kadar yaptığı başarılarıyla, rekorlarıyla gelmiş geçmiş tartışmasız açık ara en iyi yüzücüsü. Ve bunun da kitleler tarafından bilinmesi, anlaşılması, takip edilmesi çok çok önemli. Kültürü yaratacağız diyor, kültürümüz yok. Sonra da yaşatacağız diyor. Bu çok çok önemli. Bu sadece yüzme için konuşuyor ama Türker Hoca'nın da havaalanında verdiği demeçte, röportajda ülkemizin pek çok alanında, pek çok branşında bu kültürü yaratmamız lazım. Genç bir nüfusa sahibiz, eksiğimiz yok ama işte oralde ne dedi? 50 sporcumuz var dedin değil mi? Yurt dışına yarıştığımız ülkelerde 50 küsür dedin, binlerce spor. Yani havuzumuz dar.